Günaydın. Bugün çok geç uyandım arkadaşlar. Çünkü Egemenciğim geç uyandı ve gece beni, yani bu gece çok fenaydı. Geliyor. Gel, aç kapıyı da gel. Aç kapıyı gel. Şöyle gözüküyor mu? Hayır. Şöyle yapayım gözüksün. Terliğim geliyor bu sefer. Alayım terliğimi. Gel. Gel hadi gel. Hadi gel. Bir tane sürüngen geliyor arkadaşlar şu an yanıma. Neyse. Geç uyandım. Çünkü gece işte dedim ya hani uyudu uyandı falan filan. Karbon geldi onu göstereceğim. Biliyorsunuz A101'lere geçenlerde yüz temizleme cihazı gelmişti. Onun peşine düştüm fakat maalesef o zaman Sungurlu'daydım ve oradaki A101 şey dedi. Yani elimize bir tane geldi de işte o da şey geldi. Kırık gelmiş. İsterseniz kırığı veririm size falan filan. Her neyse ama dedim başlayacağım yapacağınız işi ben kendim internetten söylerim. Malum Ferrero'luna 2 falan almaya öyle bir işlere kalkmadım, girişmedim. Çünkü 1000 küsür lira. Kim verecek 1000 küsür lirayı? Yani yazık günah diye düşünüyorum. Ben bunu arkadaşlar kaç liraya aldım? 80 mi? 80 liraya aldım. Trendyol'dan aldım bu arada. Evet. PTT kargoyla geldi. PTT kargo vermişler. Şöyle de göstereyim. Sarı renk kendim seçtim. Gel efendim. Efendim. Çapak var gözünde farkında mısın? Gel otur yanıma. Otur sen de videoya. Çoraplarına bakın. Ah. Ondan sonra işte şöyle açalım. Bu da bayağı büyük büymüş ne? Keşke mini mini bir şeyler söyleseydim. Neyse yapacak bir şey yok artık da bu nasıl çalışıyor? Oo. Neyle çalışıyor? Bu pille çalışıyor da hangi pille çalışıyor acaba? Şöyle arkadaşlar. Şöyle şu an titriyor. Titreşim başladı. Arttıralım bakalım şurada artma. Oo, iyice hızlandı. Bu en hızlı galiba. Sesi duyuyor musunuz? Bilmiyorum. En hızlısı o galiba. Şimdi düşürelim hızını. Şu an çok hafif bir titreşim var. En düşüğü bu galiba. O tekrar açalım. Bu hızlı bana göre bilmiyorum. Ben bunu biraz yavaşlatırım. Yani hızlı çok kullanır mıyım? Yok, hızlı değilmiş. Aynen. Biraz daha hızlı daha iyi. Bunun bir yanı neydi? Bir yanı neydi? Onu unuttum yalnız. Ona bakmak lazım. Tabii şu anda yüzümde hiçbir şey de olmadığı için tam şey yapamıyorum, anlayamıyorum. Yani suya dayanıklıdır diye düşünüyorum. Model No 38. Şunu çıkaralım. Gereksiz bir bant. Aynen çıkarttık. Bakalım kullanalım. Kullandığım zaman yorumlarını yazarım. Benimkinin markası işte şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Klasik Tessonic teknolojisine yenilik yüz temizleme cihazı. Yumuşak silikon fırçası. Ultra hijyenik. Yedek parça yok. Ayda 5 kere şarj edin. Nasıl şarj edeceğiz biz bunu yalnız? Onun aynısını vermemiş. Nasıl şarj edeceğim ben bunu? Şurada tabii ki de şarj şey var. Ben bakmadan nasıl şarj edeceğim onu? USB kablosu var. Ayda 5 kere diyor. Yani gayet bence iyi. Ha, şu şarj yeri. Ben diyorum bu neresi? Tamam buraya takacağız. Bunu da şeye takacağız. Artık herhangi bir şeyin kafasına olan. Aynen öyle. Tamam ayda 5 kere yeter. İyi. Ay, tekrardan yerine koyalım. Ortalıktan kalksın. Öyle yani arkadaşlar yeni kargom geldi. Bugün ne yapacağım? Daha kahvaltı bile yapmadım. Ve saat kaç biliyor musunuz? Göremiyorum. Saat 1 mi 1 mi geçiyor? Öyle bir şey. Dedim ya geç uyandık. Onun için kahvaltı yapacağım. Kahvaltı yapacağım dediğimde şey oğlum geldi ağzını alma.
Yani dün kek yapmıştım. Vallahi kek yiyesim var çayla beraber. Böyle sallama çay. Ondan sonracığıma oğlum al bunu al annem sen. Al bırak onu. O pis al bunu al sen. Kek kısır yapmıştım. Belki kısır da yerim. Sonra Egemen'i sağlık ocağına götürmem lazım. Sağlık ocağına gideriz. Oradan belki bir markete uğrarım. Bugün salı bir şeyler gelmiş sanırım. Böyle bir dolanırım, bakarım. Sonra da eve gelirim. Evi şöyle bir kat süpürdüm. Bir tek salonum kaldı. Salonumu da süpüreceğim. Ocağımı sileceğim birazdan. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Çamaşır çalıştırmam lazım. Allah'ım var ya çalışsam bu kadar yorulmam herhalde. Evin işi hiç bitmiyor. Egemen Bey zaten hiç durmuyor. Canlı bir şey var yanımda. Ya ses çıkarıyor, ağlıyor bir şeyler. Egemen'in de kahvaltısını hazırlayacağım. Şimdi altını falan değiştirdim tosunumu. Yine görüşürüz. Biz şimdi çıkıyoruz oğlumla birlikte. Sağlık ocağına götüreceğim. Kan tahlili yaptıracağım. Kanına baktıracağım. Boy kilosuna baktıracağım. Zaten bir dahaki ay yaşına girecek. Aşısı var. Aşı olacak. O şekilde arkadaşlar. Çıkalım hadi. Bim'den hiçbir şey almadan çıktım. Arzbir'e gittim. Arzbir'den bir şeyler aldım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Hava dün daha soğuktu. Sanki bugün biraz daha iyi gibi geldi. Sessiz konuşmak zorundayım. Çünkü Egemen yolda gelirken uyudu. Bebek arabasından hiç almadım, ellemedim. Çünkü aldığım an direkt uyanıyor. Kendimi hemen yatak odasına attım. Aldıklarımı göstereceğim. A101'e uğradım dediğim gibi. Bizden bir şey almadım. Aslında canım şey çekti. Kaprisan. Kaprisan vardı Bim'de. Alsam mı almasam mı dedi. Neyse A101'de de vardır. Oradan alırım dedim. Çıktım. A101'de aklımdan uçmuş gitmiş yani var mı varsa da ben bilmiyorum. Hemen aldıklarımı göstereceğim şöyle size. 15'li yumurta aldım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi evlerde hep yumurta eksik oluyor ve hani bir ihtiyaç oluyor. Pasta börek yaparken bile yumurtaya ihtiyacımız oluyor. Kahvaltıda zaten fix yumurtaya ihtiyacımız oluyor. Şöyle bir tane pirinç salam aldım. Normalde ben hani salam öyle çok alıp yiyen bir insan değilim. Ama şimdi misafirlerim geliyor. İşte kayınvalidem, işte eşimin kardeşleri falan. Yani evde bulunsun onlar canı çeker isterler belki diye aldım biraz da. Şöyle Murat Bey'in sürmeli çok sevdiğim tam yağlı taze beyaz peynirini aldım. Bunlar diğerlerine göre bir tık daha pahalı oluyor. Ama tadı öf, gerçekten çok güzel. Şeyim vardı, ekicinin vardı 1 kiloluk. 1 kilolu 25.95'ti. Bu da 800 gram 21 lira. Yani aynı hesaba falan geliyor. Belki ikinci daha uygun bile olabilir. Ben bilmiyorum. Murat Bey'i daha çok seviyorum sanki. Murat Bey aldım. Küçüğü de vardı Murat Bey'in ama küçüğü yetmez. Hani şimdi evde kalabalık olacağız yine. O yüzden küçüğünü almadım. Arkadaşlar şöyle bir termos aldım kendime. A101'in biliyorsunuz bu meşhur termosları. Neden aldım? Benim normal termosum var Baby Plus'ın. Fakat mesela ben gece 12'de sıcak suyu termosuma koyuyorum. Egemen de saat 4 gibi böyle uyanıyor. Mama yapıyorum ona gece şey sütü. Toz mama. Devam sütü yapıyorum. Derken bir bakıyorum böyle su neredeyse soğumuş. Hani mamayı şey yapmıyor bile.
tam emmiyor bile, böyle içine almıyor bile. Hani istemiyorum, tamam kapkaynarda olmasın ama öyle soğuk soğuk da olmasın yani. Toz mamayı şey yapamıyorum. Yani iyice karışmıyor birbirine. O yüzden bunu bir kere ben denemiştim arkadaşımla. Gayet de güzeldi. Bu arada pembe ambalaj almışım. Bunu sadece evde kullanacağım. Dışarıda kullanmayacağım. Zaten büyük çantama da sığmaz. Baby Plus'ı dışarı çıkarken, hani lazım ihtiyaç olduğu anda mama kullanmak için. Çünkü en fazla 6 saat. En fazla, o da maksimum 6 saat sıcak kalabiliyor. Sıcak derken 6 saatin sonunda ılık oluyor yani. O yüzden onu dışarıda kullanmak benim için daha mantıklı. Hatta geçen Migros'ta aldık. Egemen pat birden bir uyandı. Dedik ne yapacağız? Allah'tan tedarikliydim. Mamamı almıştım. 120'lik toz mamayı biberonun içine koymuştum. Baby Plus termosumu da sıcaktı zaten. Su yine koymuştum. Ona boşalttım ve güzel karıştırdım. Egemen'e verdim. Pat durdu. Yani acıktığı zaman hiç affı yok. Özellikle dışarıda olsun, evde olsun. Bunu gece kullanmak için. Mesela saat şöyle gece 10 gibi falan koyarım. Çünkü bunun sıcak tutma süresi çok fazla arkadaşlar. Şöyle içini de göstereyim, görmeyenler, bilmeyenler için. Bir kapak daha çıkıyor karşımıza. Bunun içi şöyle cam. Gördüğünüz gibi. Yani bu cam termoslardan. Benimki şeydi, çelik termostu ama çeliğe bir daha hayır yani, bilmiyorum. Bir tek Baby Plus mı öyle, diğer çelik termoslar mı öyle bilmiyorum ama gerçekten cam çok daha iyi şey yapıyor. Sıcağı tutuyor, onu anladım. Bundan koyarım şöyle saat 10 gibi falan akşam. 4 gibi böyle hani o direkt kaynamış halini almış olur. Hani çok böyle kapkaynarda çocuğa veremem sonuçta, hani ağzı yanar Allah korusun. O kaynamış hali de azalmış olur. Benim işime daha çok yarar. Öyle düşündüm. O yüzden de bu termostan aldım. Hani bunun dışı daha çok hoşuma gitti. Bilmiyorum, hani mutfağa falan da eve daha çok yakışır. Bilmiyorum. Hani onun gibi bir şey yani, anladınız siz. Kahve desenlisi vardı. Bir tane böyle çiçekli desenlisi vardı. Bu desenlisini görmemiştim. Bu daha hoşuma gitti. Bunu aldım. Bunun fiyatı zaten 15 lira arkadaşlar. Yani diğerlerine göre çok 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 daha uygun fiyatı var ve işlevi de çok daha iyi. Yani para veriyoruz ama boşuna değil. Diğerlerine. Şöyle Nimet'in kalem böreğini aldım. Bu da yine hani sigara böreği var biraz benim. Yine böyle dondurulmuş peynirli. Bu da peynirli. Yani kalem böreği, sigara böreği aynı şey herhalde. Kahvaltıda falan yaparım diye düşündüm. Geçen de eşimle beraber şey arıyorduk. Taze fasulye arıyorduk. Canım da bu aralar taze fasulye çekiyor. Hiç de çekmez yani. Öyle hiç de sevmem adam akıllı taze fasulyeyi. Bim'de baktık. Bim'de yoktu. Migros'ta baktık. Migros'ta var mıydı? Vardı ama biraz pahalıydı arkadaşlar o. Aynen, aman dedim boş ver. Bim'den ya da Azbi'den bakarız dedim. Bim'de bulamamıştık. Şöyle Azbi'de bulduk. İki markanın vardı. Yani hem Çokça markasını var hem de Nimet markasını vardı. Ben şöyle Çokça markasını aldım. Taze fasulyesini. Bir, iki tane. Şöyle iki tane aldım. Ya bu akşam yaparım. Yani eşime sormam lazım. Gerçi iki tane aldım. Hani evde şimdi kalabalık olacağız diye. Belki de misafirlerim geldikten sonra yaparım. Bugün şey almıştı. Önceden Migros'tan pöç almıştı. Et böyle kemikli. Belki onu yaptırırım ona. Düdüklü çünkü o kullanabiliyor. Ben kullanamıyorum. Düdüklü de şöyle bir güzel bir buçuk saat falan onu pişirir. Suyunu falan da hatta yemeğe veririm. Etinden de yediririm. Ha bu arada sağlık ocağında ben kan aldırmaya gittim. Özellikle kan aldırmaya gittim. Fakat kan almıyorlarmış. Yani şöyle elin üstünden alıyorlarmış ya da bacağından alıyorlarmış. Bir yeşillik bir damar görmedim dedi hemşire. O yüzden alamayız dedi. Hastaneye yönlendirdi beni. Uf, ben de onunla uğraşmak istemiyorum ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne güzel Kayseri'de gitmiştim. Şöyle parmağından pıt. Hani şeker aletleri olur ya. Pıt parmağından şey kanı alırlar. Öyle bir şey zannettim. Yani hemen böyle alınır. Çünkü orada hemen alındı. Dakikasına söylendi. Hani kanının kaç çıktığını. Şimdi aklıma da şüphe düşüyor. Kanın ne oldu diyorum. Düştü mü yine, yoksa aynı mı, yükseldi mi? Hani merak ediyorum. Ama maalesef öğrenemiyorum. Yani şunları yine poşetimin içine koyayım. Ne zaman nasıl baktıracağım? Şimdi hiçbir bilgim yok. Tek başıma hastanelerde sürünemem. Eşimin de izinde olduğu gibi olması lazım.
Yarına bu arada dişçiye gideceğim. Şu sağ alt taraftaki dişimde bir sıkıntı var. Arasına bir şey kaçtığı zaman, özellikle et türü tarzı bir şeyler yediğim zaman çok sızlatıyor. Hiç iyi olmuyor yani benim için. Şey yapacağım. Dişçiye gideceğim. Sonra şu yine sağ ve sol tarafta, arka taraflarda büyük dişler var ya, onlar da büyük ihtimalle yine dolgu olacak. Çünkü hassasiyet başladı. Yani böyle bir zonklama oluyor arada. Neyse, yani onun gibi şeyler. Birazdan Egemen uyansın, salonu süpüreceğim. Bulaşık makinem bitmişti. Bulaşık makinemi boşaltacağım. Sonra tekrardan tencerelerimi koyacağım. Akşam yemeğini dediğim gibi eşim yapar. Ben o sırada, yani o gelene kadar bir şeyler atıştırırım. Çok önemli değil. Zaten saat 4 oldu. 4,5 saat sonra gelecek zaten eve. Hani çok sıkıntı değil. 4-4,5 saat sonra falan. Arkadaşlar, geç uyanmak çok güzel bir şey ya. Valla. Sonra yatakları yaptım. Nevresimler değişti. Çarşafları falan değiştirdim. Fazla bir işim kalmadı. Bir tane çamaşır atacağım. Hatta şimdi beraber atalım çamaşırımızı. Öyle yani, saat 4 oldu. Egemen de bugün 12'ye geçerken uyandı. İyi oldu yani benim için. Tam uzandım. Ne dedim? Mesaj atmış. Hayatım, pütü çıkarır mısın? Ben de gittim çıkardım. Şimdi şöyle ayaklarımı uzattım. Dinleniyorum. Uzandım. Ne yapayım? Egemen uyanana kadar bir şey yapamayacağım. Uyansın. Sonra diğer işleri de halledeyim. Ah, kanını aldıramadım ya, çok moralim bozuldu. Ne yapalım, olsun. Hayırlısı. YouTube'da bir şeyler izleyeyim bari ben de. Düdüklünün ağzını kapatmış. Ne güzel gösterecektim. Geç kaldım. Pöçe yemeği yapıyor da. Ne koydum? Salça, yağ. Başka? Karabiber, tuz. Hani baharat. Bir de et, değil mi? Evet. Ne kadar kalacak? Bir saat mi? Bir saat. İyi, şu an saat 8:39. 9:40'da falan açmış oluruz. O zaman gösteririm size. Ve yemeğimiz pişer arkadaşlar. Şöyle bir yemek oldu. Öf. Ete bakar mısınız? Düdüklüde bir saat pişti ve parçalanıyor. Salçalı. Oh, Egemen şimdi bunun suyundan da vereceğiz. Yanına böyle mantı yaptık. Salçalı Kayseri usulü. Sulu mantı. Herkes bilmez böyle. Burada Egemen Bey de mamasını yiyor. Çok acıkmış. Mantıyı böyle koyduk yoğurdun içine. Çok aç. Çok. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.